Sevgili arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 2019 yılında neler yapmışız, ben YouTube'a neden başladım ve YouTube'a devam ederken neler düşündüm, neler hissettim ve daha sonrasında neler yapmayı planladım, onlardan biraz bahsedeceğim sizlere. Değerli izleyiciler, ben YouTube'a bir anda başladım çünkü tarım ilaçları ve gübreleri satan bir arkadaşım akvaryumla ilgili bir video çekmişti. Ben de kendisine sen bu tarım işlerinden çok iyi anlıyorsun. Neden bunlarla ilgili videolar çekmiyorsun dedim. O da bana dedi ki benim bunları yapabilmem için bahçem ya da tarlam olması lazım. Bir alanım olması lazım göstereceğim. O yüzden şu anda bunu mümkün değil. Bir de çok yoğunum, çalışıyorum deyince aslında bir baktım benim bunları yapabileceğim bahçelerim var. Elimde fidanlarım var. Bir yıldır yetiştirmişim. Amatörüm ama öğreniyorum. Öğrenirken de bu öğrenmeyi neden insanlarla paylaşmıyorum? Gelişim sürecini neden izleyicilere aktarmıyorum diye kendi kendime sorup evet ben YouTube'a başlayayım, bunları paylaşayım dedim. Ne yaptım? Natürel dünya olarak isim koydum. Çünkü ben her şeyi doğal yapmaya çalışıyordum zaten. Uğraşlarım vardı, hobilerim vardı. Bahçeden önce de evde yaptığım çok hobilerim vardı. Çocukken de yapardım bunları. Hiç boş durmazdım. Boş durduğum zaman canım sıkılırdı. Şimdi bizi bağlayan tabii internet ve televizyon. Eskiden bunlar da çok fazla olmadığından daha fazla el emeği işler yapardık. Ne yapardım? Dantel yapardım, kazak örerdim, dikiş dikerdim. YouTube'da bir şeyler paylaşabilmem için elimde malzeme var mıydı? Evet, elimde çok malzeme vardı. Evimde bulunan kütüphanenin 5 katı kadar İlhak Kütüphanesi'nden, Sakarya İlhak Kütüphanesi'nden kitap alıp okumuşum bir kere. O kitapları tek tek tanısam bir sene sürer. Bunun haricinde çok sinema izlemişim. Sinema tanıtımları yapsam çok fazla sürer. Yine dönüp baktığımda çok fazla hobilerim olmuş. Satış ve pazarlama ile ilgili zaten bankada dünya kadar eğitimler aldım. Aynı zamanda 1,5 sene kadar da bankada eğitimler verdim işe yeni başlayan pazarlamacılara. Bununla da ilgili elimde ve beynimde çok fazla dokümanlar olduğunu, ayrıca yine mesleğimde kendimi geliştirmek için bunun üzerine çok fazla kitaplar okuduğumu fark ettim. Kendi tecrübelerimi de ilave ederek neden satış ve pazarlama eğitimleri de YouTube'da anlatmayayım diye düşündüm. Bankacılık ürünleriyle ilgili bireysel emeklilik sertifikası almışım. Onun haricinde bütün faizler, ürünler, krediler, çok fazla bilgim var. Bunların hesaplamalarıyla ilgili daha o konulara hiç başlamadım YouTube'da. Daha vaktim olmadı. Bizzat insanlara bunları da anlatmak istiyorum. Kredileri, kredili mevduatları, taşıt kredileri, konut kredileri. Hangi konuda ne kadar karlısınız? Halkın anlayacağı dilden anlatmak istiyorum. Çünkü gidiyorsunuz oralara birkaç imzalar atıyorsunuz. Bazı mantıkları var bunların ve çözemiyorsunuz. Çünkü insanlar çözemiyorlar. Ezbere gibi geliyor ve oyunsal rakamlar veriliyor insanlara. Bir tanesinde yıllık faiz oranı veriliyor. Mevduatta mesela 13 deniyor. Kredide ise aylık mevduat oranı veriyor. 1,20 deniyor. İnsanlara az gibi geliyor. Böyle algısal oynamalar var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Daha o konulara hiç değinemedim. Vaktim olmadı. Bunun haricinde kendime bazı makrome el işleri yapmak istiyorum. Yaparken yine bunları çekeceğim. Ben makrome hiç yapmadım ama elime aldığım vakit yapabileceğimi düşünüyorum. Sizlere bahçeyle başladım. Bahçeyle başlarken ne yaptım ilk önce? Fideleri kendimiz nasıl oluştururuz tohumdan ve ata tohumları kullanmaya çalıştım. Elimde zaten 1 yıllık fidanlarım vardı, 2. yaşına girmek üzere. Onların budamasını öğreniyordum. Kendim öğrenirken, incelerken aynı zamanda bunları sizlere çektim. Kaz yetiştirmek istiyordum, tavuk bakmak istiyordum. Tavuklarla tanışıyorum ama kazlarla hiç tanışmamıştım. Bunları yetiştirirken sizlere çektim. Çeşit çeşit sebzeleri yetiştirdim. Yetiştirirken bunların inceliklerini öğrendim. Öğrendiklerimi sizlere aktardım. Hem kendim organik yedim. Hem organik yaparken ilaç kullanmazken bunlar oluyor mu olmuyor mu? Hem size hem kendime ispatladım bunları. Organik bal yemek istiyordum. Şimdiye kadar yediğim ballara hiçbir zaman güvenemedim. Aslında güvenmemem de gerekirmiş. Sektörün içine girince bunu fark ettim. Kaz Dağları'ndan aldığım bal bile benim şekerimi çıkartırken kendi ürettiğim tertemiz bal diyabet konusunda beni hiç rahatsız etmedi. Demek ki bizim bünyelerimiz aslında zehire tepki veriyor. Organik olmayanlara tepki veriyor. Aslında biz eskisi gibi doğal beslensek şeker hastası falan değiliz. Bizleri şeker hastası diye ayırmamaları gerekir. Bizleri
zehre ve yapaya tepki veren vücut olarak ayırmaları gerekir. Bu 2019, 2020 ve daha bundan sonraki gelecek nesillerin çok acı bir sorunu maalesef. Buna istinaden ne yaptım? Bir kovan arı aldım denemek ve öğrenmek amaçlı ve kendime organik bal yetiştirdim. Yanlışlar yaptım, bilemedim, beceremedim ama o balı alıp yedim mi organik? Yedim. İlaçsız, zehirsiz, şerbetsiz, şeker ve glikoz katmadan tertemiz kestane balı ağaçtan bunu elde ettim. Birkaç küçük parçalar halinde de hasta olanlara şifa olsun diye verdim. Çünkü bulamıyorlar böyle organik bir bal biliyorum. Bulamayacaklar da zor olacak. Bu sene de kovanlarımı arttırmak istiyorum. 5-6 kovana çıkartmak istiyorum inşallah. Ama ben arıcı olmak istediğim için değil, hasta olanlar benden bal istiyorlar. Ben de ücret almadan verdim kendilerine. Etrafta hasta olanlar şifa olsun diye böyle bir ürün bulamadıklarından sırf etrafımdakilere yardımcı olmak amaçlı kovanlarımı arttıracağım. Aslında böyle çok fazla kovan alıp arıcılık yapmayı da düşünen bir insan değilim. Çünkü arıların sokmasından hiç hoşlanmadım. Bu benim yapacağım iş değil. Ama bal yemek çok güzel bir şey. Ve bala hayır diyecek dünyada hiçbir canlı yok. Bir hayvan olsun, bütün hayvanlara verdiğiniz zaman severler ve yerler. İnsanlar da öyle. Bala hayır diyecek hiçbir insan göremiyorum. O yüzden bal önemli olduğundan arıların sokmasına da katlanmak zorunda kalacağım bir nebze. Yine sağlıkla ilgili bazı yaşadığım tecrübeler vardı. Bizim elimizde bir babaannemiz var. Bu babaannemiz resmen ayaklı bir eczane. Yani 92 yaşında bizim için bulunmaz bir nemin. Ben onun alternatif tıp ilaçlarıyla büyüdüm ve hep sonuç aldık. Çok güzel iyileştim. Şimdi yavaş yavaş onları aktarıyorum ve insanların çok beğendiklerini fark ettim. Bu tür insanların tecrübelerini kaybetmemeliyiz. Çünkü onların bilgileri onlarla birlikte mezara girdiği vakit tamamen artık yeni nesile aktarılamaz olacak ve biz hepimiz ilaç bağımlısı olarak toplumda zarar görerek ve ömrümüzü kısaltarak yaşayacağız. Bazı yemek tariflerine de girdim. Ben çok yemek tariflerine girmek istemiyorum ama doğal, natürel olan ve püf noktasını bildiğim bazı yemek tariflerini vermek istedim. Daha çok yemek tarifi verirken de pratik olanları tercih ettim. Çünkü lahana sarmayı hepimiz biliyoruz, yaprak sarmayı hepimiz biliyoruz ama kimsenin bilmediği, benim kendi bulduğum bir ufak nüans varsa onu belirtmek istedim. Yine aşçılar çok iyi bilir. Ateş çok önemlidir. Ateşle kızartmak, ateşle oynamak. Yemeği durumuna göre ateşi verdiğiniz zaman yemeğin lezzetini öyle belirlersiniz. Bu tür hususlara dikkat edeceğimiz noktalar varsa eğer onları belirteceğim tarifler verdim. Daha çok natürel olanlara değinmek istedim. Ben kendim herkes gibi natürel olana ekmek olsun, maya olsun, grip ilaçları olsun, meyveler olsun, doğal olana yönelmek istedim. Bunu yaparken de yine her seferinde videoya çektim. Aslında ben YouTube için özel bir şey yapmadım. Kendim yaşarken bunu YouTube'a çektim ve aktardım. Ben zaten böyleydim, böyle yaşıyordum. Sizlere aktarmaya başladım. Bunları yaparken de takipçilerim olsun, YouTube'daki yine YouTube videosu çeken arkadaşlar olsun, çok güzel dostluklar kurmaya başladım. Bu benim çok hoşuma gitti. Siz bizleri tanıyorsunuz ama biz de takipçilerimizi aslında tanımaya başlıyoruz. Çok iyi insanlar olduğunu gördüm. Sohbet ettikçe, daha fazla yorum yapıldıkça birbirimize daha fazla aşina olmaya başladık. Yeni bir dost ve arkadaş çevresi de oluşmaya başladı. Hayatta her şey para demek değildir. Zaten ben bunun parasını da düşünerek başlamadım. Ben YouTube'u sevdim açıkçası ve sevdiğim için de devam edeceğim. Etmek istiyorum inşallah Allah nasip ederse vaktim olduğu müddetçe sizlerle birlikte olacağım. Arada şunu da belirtmek istiyorum. Daha inandırıcı ve daha emin olmak açısından hep de kendi tecrübe ettiğim şeyleri paylaşmaya çalıştım. Yani ben bunu denedim ve bu sonucu aldım. Gerçekten gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz diye. Ama ben sağlık açısından kendim bir şey denediysem ya da bahçemde bir şey denediysem bazen aynı il içerisindeki yan yana duran bahçelerin bile iklimi ve toprağı farklı olabiliyor. Biri çukurda oluyor, biri yüksekte oluyor. İkisi farklı iklim yaşayabiliyorlar. O yüzden hani ceteris paribus derler ya, bazı şartlar aynı kalmak kaydıyla bazıları da değişken olabiliyor. O yüzden bunlar bana özgü, bana ait sonuç veren şeyler.
Ama genellikle doğa yasaları birbirlerine çok yakın, sünnetullah birbirlerine çok yakın. Benim anlattıklarımı en azından siz doğrusunu başka profesyonellerden öğrenin. Ben her şeyin profesyoneli zaten olamam. Ama kulağınızın bir kenarında da bulunsun, aklınızın köşesinde bulunsun. Elif Hanım bunu da söylemişti, bunu denemiş ve böyle bize çekmişti, sonuç almıştı. Bunu da deneyebiliriz diye aklınızın bir kenarında bulunmasını isterim açıkçası. 2020'de neler yapmak istiyorum? 2020'de biraz daha ev eşyalarıyla ilgili hobiler, düzenlemeler, bahçeme bıldırcın almak istiyorum. Fidanlarıma birkaç meyve türü daha eklemek istiyorum. Bunun haricinde 3 yaşına girenler var biliyorsunuz. 3 yaş budamalarını yapacağız inşallah hep beraber. Ben zaten budama tekniğini bir nebze öğrendim. Hata yapabilirim ama mümkün olduğunca doğrusunu yapmaya özen göstermeye çalışıyorum. Dersimi iyi çalışıyorum. Beraber budayacağız. Yanlışımı gördüğünüz bir durum olursa beni arkadaşlar uyarabilirler yorumlarda. Beraber zaten yine ben organik meyveler, sebzeler ekeceğim. Paylaşmış olduklarımın hepsini paylaşmam. Ama artı püf noktası öğrendiğim bir durum olursa daha önceden videoya çekmediğim yine onları sizlerle paylaşırım. Benim öğrendiğimi siz de öğrenin diye. Çünkü hepimizin bildiğini hepimizin bilmesine imkan yok. Birimizin bildiğini birimiz bilmiyoruz. Birimizin rastladığı böcek türüne öbürümüz rastlamıyoruz. Böyle birbirimize haber vererek bunlar yayılarak hepimiz bazı konularda ya da öğrenmek istediğimiz konularda tecrübeli hale geleceğiz inşallah. Bilgi paylaşıldıkça güzel çünkü. Ve bunlar bilmiyorum 4K teknolojisi başka teknolojiler ileriki yıllara aktarılır mı bu videolar yoksa önü kesilir mi? Nasıl şimdi CD çaları kullanamıyoruz? Önü kesilir mi bilmiyorum ama inşallah gelecek nesillere, bizden sonrakilere bir ışık olarak, bir yol gösterici olarak kalır. Bizden önceki insanlar da bak böyle yaşamışlar, bunları yapmışlar diye. Çünkü giderek insan emeği azalıyor. Bundan bir 20-25 yıl önce biliyorsunuz ATM'ler birçok insanın, birçok veznedarın işine son verdi. Şimdi bakıyorum insansız hava uçakları çıktı. Artık ne pilota ihtiyaç var ne ateş eden bir askere ihtiyaç var. Gittikçe insana duyulan ihtiyaç azalıyor. Bunun yerini makineler alıyor. Ben baktığım zaman manuel ne yapabiliriz? Bu bizim yaptığımız artık tarım da belki otomatiğe geçecek. Birçok makineler yapıyor zaten işi. Baktığımız zaman artık insana ihtiyaç kalmayacak. Sadece üretilen mallar olacak ortada. İnsanlık bir zora doğru gidiyor. Yani artık ekmek parası kazanmak bizden sonraki nesil, bizim torunlarımız, onların çocukları ne yapacaklar bilmiyoruz. Görmekte nasip olmaz herhalde. O kadar yaşayamayız diye düşünüyorum. Sıra onlara geldiği zaman bizim gibi insanları işte ne kadar ilkel toprağa ekmişler, biçmişler, natürel elde etmişler. Artık böyle natürel bir sebze bulmak zor falan diye böyle tarihi bir eser olarak videolarımızı seyreder diye düşünüyorum. Çünkü ben her zaman tarihi bir şey bırakmak istemiştim. Kitap yazmayı sevmiyorum. Yani yazı yazmayı sevmiyorum. Kitap yazamayacağım için ileriki nesillere işte bir cami okulu da şu anda yaptıramıyorum. Hep böyle bir gelecek nesile bir şey bırakmak istemişimdir. İnşallah ki bu videolar gelecek nesile kalır ve bu benim dileğim gerçekleşmiş olur. Beni izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler beni izlediğiniz zaman ben çok mutlu oluyorum. Bu benim için bir keyif haline geldi. İnşallah daha uzun yıllar birlikte video çekeriz. Belki siz de YouTube'da bir şeyler paylaşırsınız. Birbirimizi takip ederiz ya da siz beni takip edersiniz. Yorumlarınıza itinayla cevap vermeye çalışıyorum ama çoğaldığı vakit sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü insana kıymet önemli bir şey. Bir de tabii zaman da çok önemli. Her şey güzel olsun diyorum. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum sizlere. İyi ki varsınız. Siz olduğunuz için ben bunu yapıyorum zaten. Siz olmasanız, insan olmasa hiçbir şeyin anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah her zaman yar ve yardımcınız olsun. Sevgiler, saygılar.